hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ekonomi gündeminden gelişmeleri geri sayımda bu bölümde sizlere aktaracağız. Sorularınız varsa lütfen bize yazın. gerisayım@ntv.com.tr posta adresimiz. Birazdan Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız yayınımıza katılacak ve Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen'in de değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Ama sıcak gelişmeleri de izleyerek yeni haftaya başlıyoruz. Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış bir sel felaketine neden oldu. Gece 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sabah da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi hayatını kaybetti toplamda. Kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini yine bir not olarak aktaralım. Akşam etkisini artırdı yağmur. Bu dereleri taşırdı. Caddeler, sokaklar nehre döndü. Aslında selin otomobilleri sürüklediğini de yine görüntülerde sizlerle paylaşıyoruz. Aslında ihbarlara yetişmekte güçlük çektiği de görüldü arama kurtarma ekiplerinin. Felaketin boyutu da birkaç saat sonra ortaya çıktı. Maalesef 5 kaybımız var. 5 ölüm var, bir de kayıp var. Onu arama çalışmaları da devam ediyor. En çok hasarın Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde olduğunu aktaralım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece yarısı afet bölgesine gitti ve inceleme yaptı. Ve şu dakikalarda orada yine hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Bir bölgeye dönerek başlayacağız geri sayıma. Ahmet Örsoğlu orada, oradaki ayrıntıları bize aktaracak. Ahmet. Berfo Güven, şu anda özellikle Dudaklı Mahallesi'nde hasar tespitinin çalışmaları devam ediyor. Gece saatinde selin etkileri çok fazla hissedilmişti. Onlarca araba maalesef hasar gördü. Yine maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi AFAD'ın bir tırı var yan tarafta. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve ekibi AFAD'dan, UMKE'den, bakanlıklardan yetkili isimler özellikle bu bölgede Kestel'deki hasarın tespitini gerçekleştirdiler ve birazdan basın açıklaması yapacaklar. Son bilgileri, son dakika bilgilerini paylaşacaklar. Bir kişinin kaybolduğu bilgisi vardı. Onun durumuyla ilgili son bilgileri de yine birazdan basın açıklamasında kamuoyuna duyurmalarını bekliyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor mu? Bulundu mu o kayıp kişi? İşte tüm bu bilgiler verilecek. Yine bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hasar tespiti de devam ediyor dedik. Bölge afet alanı ilan edilecek mi? Edilirse maddi hasarı olan kişilerin kayıpları telafi edilecek. İşte bunun çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yine burada AFAD'larıyla beraber ekipler yine özellikle Dudaklı Mahallesi'nin girişinde ambulanslar, yine ekiplerin, yardım ekiplerinin, kurtarma ekiplerinin araçları adeta bu bölgeye kamp kurdular ve hemen mobil koordinasyon merkezinin kurulduğu noktada bekliyorlar. Yine Dudaklı köyünün, mahallesinin içinde de yine o çalışmalar, iş makineleriyle, ağır makinelerle çalışmalar devam ediyor ve ilerleyen saatlere kadar bu çalışmaların devam etmesi bekleniyor Berfo Güven. Evet, Ahmet Örsoğlu orada ve az evvel de vurguladı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan bir açıklama gelebileceğini vurguladı. Bursa ile ilgili gelişmeleri, yeni ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Bu arada elbette ekonomi gündeminden gelişmeleri aktarmak üzere geri sayımda karşınızdaydık. Bu çerçevede son durumu da şöyle sizlerle bir hızlıca paylaşalım. Bir kere koronavirüs ana gündemini piyasalar küresel çapta izlemeyi sürdürüyor. Vakalarda ciddi bir artış var. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma ve cumartesi 30 binden fazla yeni vaka bildirildi. Bu 1 Mayıs'tan beri en yüksek günlük sayılar. Bunun yarattığı bir olumsuz hava var yeni haftaya başlarken piyasalarda. Bu arada biz tabii içeride Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğimiz bir haftaya başladık. Perşembe günü merkezin faiz kararı gelecek. Ekonomistler bankanın faiz indirimine devam etmesini bekliyor. Dolarda 6.83, Euro Türk Lirası'nda 7.66, yeni haftaya başlarken izlediğimiz seviye. Borsa İstanbul 113.611 puanda. Cuma günü 114.000'i aşarak 4 ayın zirvesine çıkmıştı borsamız. Daha sonra %1'e yakın bir yine kayıp oluşmuştu.
Altın haftayı yükselişle başladı. Petrolde bir talep baskısı olduğu görülüyor. 42 dolarda Brent türü petrol. Şimdi piyasanın özeti bu, tablo bu. Hemen bir ilk değerlendirme alalım. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı, geri sayımda konuğumuz. Hocam bugün 22 Haziran, yani bugün itibariyle hem piyasalara hem koronavirüs sonrası reel ekonomilerdeki açılmaya ve toparlanmaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Valla ekonomilerin ana belirleyeni COVID-19'un gidişatı olacak. Piyasa hep bu gözle bakıyor. O anlamda da bu Haziran başından bu yana ekonomilerin normalleşme adımları atmasıyla beraber acaba pandeminin süreci nasıl olacak? O günlerden birisindeyiz ama son gelen haberler, işte biraz önce siz de söylediniz, Amerika'da hafta sonu rakamların yükselme eğiliminde olması, Asya'dan benzer haberler geliyor olması muhtemelen hani piyasaların o aldığı ivme üzerinde şu anda engel çıkarmaya aday gelişmeler gibi görünüyor. Ama tabii bunlar biraz da normalleşmeyle beklenen durumlar, yakından izlenecek. Yani bu başlayan ivme devam edecek olursa piyasalarda etkisi, olumsuz etkisi daha fazla olur. Ama böyle iki ileri bir geri şeklindeki hareketler piyasada bir miktar volatilite yaratsa bile ana manzarayı, yani iyimser senaryo fiyatlamasını çok da fazla değiştirmez şimdilik gibi görünüyor. Evet, aslında özellikle önümüzdeki süreçte de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir Ankara'ya da dönelim. Birkaç hafta evvel, aslında yaklaşık 3 hafta önce gündemimize giren bu istihdam kalkanı paketi vardı. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomide en önemli konu aslında istihdamın korunması haline geldi. Özellikle reel ekonomide bazı yasal düzenlemelerin gerektiği de anlaşılıyor. Bir Ahmet Ergen'e hemen soralım. Ahmet, o hep konuştuğumuz yasal düzenlemeler bu hafta meclisin gündemine gelir mi? Bunlar hangileri olabilir? Berfu, en azından bir yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne paketin sunulmasını bekliyoruz bu haftanın sonlarına doğru. Görüşme takvimi önümüzdeki haftaya kalabilir ama artık bir nihayete erip yasa teklifi olarak paketin gelmesini bekliyoruz. Şimdi burada çalışılan birden çok konu var. Çalışma hayatının çok uzun süredir çözüm bekleyen yapısal sorunlarına dair atılan adımlar var. Normalleşme sürecinde istihdamı korumak ve artırmak amacıyla işverenlere, iş yerlerine uygulanacak, çalışanlara uygulanacak teşvikler var. Kapsamlı bir paket. Tamamlayıcı emeklilik sistemi belki en çok konuşulan, tartışılan kısmıydı. Kıdem tazminatıyla bir karma model oluşturarak yeniden gündeme gelen bir süreçti bu 5 Haziran'dan bu yana yaşadığımız dönem. Bizim edindiğimiz ve hem haberlerimizden, yayınlarımızda paylaştığımız son bilgi, tamamlayıcı emeklilik sisteminin belki meclisin yeni yasama yılında gündeme geleceğine yönelik, buna yönelik durum şu anda aynen böyle korunuyor. Bazı mutabakat arama girişimleri, toplantıları olduğunu söyleyelim ama son bilgi hala bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç olduğu yönünde. Ancak kısa çalışmadan normal tam zamanlı çalışmaya geçene, yeni işçi alana, 1 Ocak 2019'dan bu yana işini kaybedenleri tekrar işe alana teşvik verilmesine yönelik düzenlemeler var. Bunun yanı sıra 25 yaş altı ve 50 yaş üstü nüfusun istihdamını kolaylaştırmak için belirli süreli sözleşme imzalanması düzenlemesi var. Yine 49 yaşını tamamlamış çalışanların yarı zamanlı çalışmaya geçmesi, buna yönelik teşvik verilmesine dair bir düzenleme hazırlığı var. İşte bütün bunları içeren 20-22 maddelik bir yasa teklifinin bu hafta artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyoruz ve önümüzdeki haftadan itibaren de görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. İstihdam kalkanı paketiyle ilgili son durum bu şekilde Berfu. Ahmet, akaryakıt fiyatlarında yeni haftada bir değişiklik bekliyor muyuz? Onu da sormuş olalım. Evet, son iki haftadır aslında akaryakıt fiyatlarında biraz daha böyle fiyat değişikliği açısından durağan bir süreç yaşamıştık ama bu hafta bir değişimle başlayacak gibi görünüyor. Sektör hesaplamalarını yaptı son gelişmeler çerçevesinde. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere
benzinde 24 kuruş litrede, motorinde 23 kuruşluk bir fiyat artışı ihtiyacı var. Ama bu artışın olup olmayacağına üst makamlar karar verecek. Şu an itibariyle rakamların söylediği tablo, gösterdiği tablo şu ki benzinde 24 kuruş, motorinde 23 kuruşluk bir fiyat artışı ihtiyacı oluşmuş durumda Berfu. Evet, ayrıntıları Ahmet Ergen'den aldık. Ankara İstihbarat Şefimiz bize ayrıntıları aktardı. Biz Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla devam edeceğiz. İzleyicilerimizden de sorular var hocam. Nuri Bey diyor ki Merkez Bankası'nın kredi adımı piyasadaki likiditeyi artırır mı? Enflasyona, büyümeye, döviz hesaplarına nasıl etki eder? Onu da kısacık izleyicilerimizle paylaşalım. Daha önce kredilerdeki olası birçok hızlı artışa Merkez Bankası önlem almıştı. Bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmesi için reel kredi büyüme oranının %15'ten küçük olması gerekiyordu. Merkez Bankası salgın süreci nedeniyle bu koşulu yıl sonuna kadar kaldırdığını duyurdu. Bankadan bir açıklama var bu konuyla ilgili. Değişikliğin salgın dönemine özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla yapıldığı da belirtiliyor. Ne dersiniz Nuri Bey'in sorusuna? Aslında Merkez Bankası'nın adımı, yani Türkiye şu anda iç taleple büyümeye başlamış durumda. Bu düzenleme bir miktar tüketici kredileri üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsuru ortadan kaldırmaya yönelik gibi gözüküyor. Yani hem bankaların orta ve uzun vadeli kredi verirken teşviklerden yararlanması hem de tüketici iç taleple büyümeye bir katkı sağlama anlamındaki süreci kesmemek Türkiye ekonomisini hızlandırma adımlarını devam ettirme amacı taşıyor gibi görünüyor. Ama COVID-19'un biraz orta ve uzun vadeli bir süreç alacağını düşünecek olursak sadece buna dayanarak ekonomiyi hızlandırmanın sıkıntı yaratabileceğini de düşünüyorum. Yani bunu başka maliye politikası destekleriyle ikamede etmek gerekiyor gibi görünüyor şu anda. Hocam Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacak alanı var mı diye Hasan Bey sormuş. Bu hafta merkezin faiz kararı gelecek. Orada anketteki beklentileri de izleyicilerimizle paylaşalım. Aslında en yüksek 50 bas puanlık indirim beklentisi var. Beklemeyen de var faiz indirimi. Ortalama 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Reuters'ın 16 kurumla yaptığı anketteki ortalama beklenti bu şekilde. Siz de bekliyorsunuz. Yani bu faiz indirim serisi var bir süredir Merkez Bankası'nın devam ettiği. Bunun daha ne kadar devam edebileceğini öngörüyorsunuz? Şimdi geçen seneyi Merkez Bankası'nın politikasını referans alacak olursak yeni yönetimle beraber Sayın Başkan'la Merkez Bankası enflasyonu yıl sonu için ne bekliyorsa hemen hemen o seviyeye enflasyonu getirdiğini görüyoruz. Çünkü bir yıl sonraki enflasyon beklentisi daha düşük oluyor. Şu anda Merkez Bankası'nın 7.4 olan yıl sonu enflasyon beklentisine göre politikayı hala oluşturmaya devam ettiğini düşünüyorum. O çerçevede de 7.5'lara kadar, yani şu anda 8.25 olan faizin 7.5'a kadar indirilmesi yönünde bir politika izleyebiliriz. Ama bunu bir seferde değil, muhtemelen ben 25 bas puanlık adımlarla gitmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Bu toplantıda böyle bir indirim gelecektir. Fakat Cuma günü de geldi. Piyasadaki enflasyon beklentileri hem yıl sonu için hem 12 aylık beklentilerde Merkez Bankası'na göre 2 ile 3 puan arasında, 2-2,5 puan arasında fark, yukarı yönde fark gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu ikisinin birbirine yakınsaması lazım. Yani piyasa ve Merkez Bankası beklentileri, ya piyasa beklentileri düşecek ya Merkez Bankası bir miktar yukarı bunu revize etmek durumunda kalacak. Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içinde Merkez Bankası durmak noktasında da kalabilir. Yani 7.5'a gelmeden 7.75'te durabilir de diye düşünüyorum ama bunu biraz zaman verecek. Fakat bugün muhtemelen bir indirim olacaktır. Sonbahardan itibaren pandeminin seyri aslında hem dünya ekonomisindeki gidişat hem Türkiye'deki gidişat Merkez Bankası'nı politika ile ilgili daha farklı adımlara da götürebilir. Ama şu anda görünen indirimin devam etme olasılığı ve küçük bir adım atılma olasılığı diye düşünüyorum. Sonbaharda hocam nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? Şimdi iki şey olabilir. Pandeminin geri gelmesi durumunda, yani elbette temennimiz tam tersi olması ve bizden uzaklaşması, ekonomilerin açılmaya başlaması. Şimdi bu iyimser senaryoda şöyle bir olasılık var. O zaman ekonomiler toparlanacak. Başta Amerika, Fed olmak üzere ya da
Fed demeyelim de Amerikan 10 yıllık tahvilleri olmak üzere yukarı yönlü bir hareket olabilir. Bu anlamda bizde eğer enflasyon Merkez Bankası'nın beklediği ölçüde düşmüyorsa, ki bu durumda biraz da bizim iç talebimizdeki canlanma da daha fazla söz konusu olacak, Merkez Bankası'nın indirimi önünde bir engel oluşturabilir. Bu Amerika, Avrupa, dünyada faizlerin bir miktar yukarı hareketlenmesiyle olabilir. İkinci risk, pandeminin tekrar geri gelme olasılığında bu sefer de risk iştahındaki azalma dünyada Türkiye'den sermaye çıkışlarını devam ettirebilir, giriş potansiyellerini azaltabilir. Bu durumda da yine döviz kuruyla ilgili faizler üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşabilir. Yani aslında baktığımda ben sonbahardan itibaren enflasyonu aşağı çekecek daha ciddi bir gelişme olmadıkça faizin inmesi önündeki baskıların artacağını, yani bir miktar yukarı potansiyeli barındıracak bir faizdeki hareketin Merkez Bankası politikası üzerinde de etkili olabileceğini düşünüyorum. Peki, devam edeceğiz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle birlikte. Gündeme dair bir iki ayrıntıyı da şöyle hızlıca paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirmeler var. Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz dedi. Kars Barajı açılışına telekonferans yöntemiyle katıldı Cumhurbaşkanı ve Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız ifadelerini kullandı. Merkezden bir kredi adımı var ki az evvel aktardık. Daha önce kredilerdeki olası birçok hızlı artışı önlem almıştı merkez. Zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmesi için reel kredi büyüme oranının %15'ten küçük olması gerekiyordu. Merkez Bankası salgın süreci nedeniyle bu koşulu yıl sonuna kadar kaldırdığını duyurdu. Böyle bir kredi adımı geldi bankalara da biraz esneklik sağlamak adına. 400 otel sertifika almış Türkiye turizm sektörünü hareketlendirmek için atağa kalktı. Haziran ayında uygulanmaya başlanan güvenli turizm sertifikası bu yoldaki önemli adımlardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı 50 ülkenin büyükelçisini Antalya'da ağırladı ve Mehmet Nuri Ersoy 1 Haziran'da kullanılmaya başlanan sertifikayı şu ana kadar 400 otelin imzaladığını belirtti. Sayının 2000'den fazlaya çıkacağını dile getirdi. Otellerin %50'sini açmayı başarırsak başarılı oluruz başlangıç için ifadelerini kullandı. Ve normalleşme adımlarıyla birlikte yurt dışı uçuşları 11 Haziran'da başlamıştı. Yaklaşık 3 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 uçak İstanbul'a iniş yaptı. Chicago'dan kalkan uçak dün sabah saat 8.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Bu inişten dakikalar sonra Washington'dan gelen uçak havalimanına indi. İki seferle Amerika Birleşik Devletleri'nden toplamda 555 kişi İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları 19 Haziran'da Chicago ve Washington'a tarifeli uçuş başlatmıştı. Bu iki şehre haftada 3 kez karşılıklı sefer düzenleneceğini de hatırlatalım. Piyasalardaki son durumu da sizlerle paylaşalım. Koronavirüs ana gündemi, vaka sayılarındaki artış piyasalardaki havayı bir parça bozmuş gözüküyor. Dünya Sağlık Örgütü bir günde görülen koronavirüs vaka sayısının yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Örgütün internet sitesinde yayınlanan verilere göre 183 binden fazla COVID-19 pozitif sayısıyla bir günde görülen en fazla vakanın tespit edildiği duyuruldu. En fazla vakalar Amerika kıtasında. Tablo böyleyken ikinci dalga endişesi küresel piyasaları bir parça baskılıyor. İçeride ise elbette küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor. Dolar Türk lirası karşısında hafta boyu yataydı. 6.82-6.85 gibi dar bir banda izledik. Yeni hafta 6.84'e doların hafif yükselişiyle başlıyor. Bu arada Euro Türk lirası 7.66'nın üzerinde. Ve BIST 100'de Cuma günü 114 bin puan aşılmış, 4 ayın zirvesine çıkılmıştı. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse haftalık bazda %3,44 yükseldi borsamız. Bu haftanın en önemli gündemi, az evvel de konuştuk, Merkez Bankası'nın Perşembe günkü faiz toplantısı olacak. 25 bas puanlık bir faiz indirimi tahmini var. Amerikan borsası da endeksler karışık bir görünüm sergiledi. Dow Jones %0,8 düştü. Apple'ın ülkede bazı mağazalarını yeniden kapatacağını açıklaması özellikle teknoloji hisselerine değer kaybı yarattı. Avrupa borsalarındaysa teşvik beklentileri alım getirmiş gözüküyor. %1'in üzerinde yükselişler vardı ancak yeni hafta düşüşle başlayacak. Avrupa tarafında da sebebi vaka sayılarındaki artış.
Dolar bir parça yükselince Euro dolar paritesinde bir düşüş gördük. 1.11 seviyelerine kadar indi parite. Bu sabah Asya borsalarında genelde satıcılı bir görüntü olduğunu aktaralım. Petrol geçen hafta yükselmeye devam etti. 42 dolara çıktı ancak virüsün yayılma hızının arttığı endişeleri petrolde bir talep baskısı yaratıyor. Endişeler tabii altına yarıyor. Cuma günü %1'in üzerine yükselmişti. Altın 1740 doların üzerine çıkmıştı. Yeni haftada 1750 doların aşıldığı görülüyor. Bu arada yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyat tahminini 2000 dolara yükselttiğini duyurdu. İçeride altın ne durumda hemen bakalım. Gram altın 385 lira, çeyrek altın 634, yarım altın 1245 ve tam altında 2520 lira. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam sorular var izleyicilerimizden. Mesela Hasan Bey yıl sonu enflasyonu sormuş. Aslında bu çerçevede bir makro tabloya ilişkin de bir kısa kısa değerlendirmelerinizi almak isteriz. Şimdi Mayıs'a dair elimizde enflasyon, bütçe açığı ve tüketici güven endeksi verileri var. Enflasyon Mayıs itibariyle %11,39. Bütçe açığı 17,3 milyar lira oldu ki hem Mart'ta hem Nisan'da 43 milyarın üzerinde açık vermişti bütçemiz. Tüketici güven endeksi de Mayıs ayında %8,5 artmış gözüküyor. Diğer veriler daha geriden gecikmeli de geliyor. İşte sanayi üretimi, cari denge gibi onlar Nisan verileriydi. Büyümede de birinci çeyreği biliyoruz hocam. %4,5'luk bir gerçekleşme var. Şimdi yılın ilk 6 ayını geride bırakmışken ikinci yarısı için siz enflasyonda, büyümede, cari dengede ve işsizlikte nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi büyümede aslında içinde bulunduğumuz Haziran ayı ile beraber ikinci çeyreğe göre, tabii Haziran'da ikinci çeyreğin son ayı oluyor ama bir ivmelenme göreceğiz çok muhtemelen. Bunu konut, otomobil gibi öncü sektörlerin hareketlenmesinden de izliyoruz. Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte önemli bir daralma gösterdikten sonra muhtemelen yatay ya da hafif artı büyümeye geçebilir. Fakat son çeyrek için yorum yapmak hala erken kanaatindeyim. Dünya ekonomisine pandeminin gidişatına bağlı olacak ama benim öngörüm bir miktar ara ara izolasyonların geldiği bir senaryo olduğu için yine İkinci çeyrek gibi olmasa da, yani daha doğrusu üçüncü çeyrek gibi olmasa da hafif bir büyüme şeklinde ya da yatay bir şekilde kapatacağımız yönünde. Dolayısıyla ilk 6 aya göre büyüme 0 veya artı birkaç puanlık bir seviyede seyredebilir. Fakat yılın tamamını muhtemelen eksi 2-3 minimum kapatacağımız bir tablo karşımızda olur diye düşünüyorum. İyimser senaryo eğer dünya ekonomisinde pandeminin bizden uzaklaştığı bir senaryo olursa az bir ihtimal de olsa hafif artıda kapatabiliriz diye de düşünüyorum. Ama bunun için henüz erken. Enflasyon tarafı muhtemelen çift taneli bir rakam 10-11 arası benim tahminim bir yerlerde ama bunun 9,5-10 arası, yani onun biraz altına gelme ihtimali de bulunuyor. Yine kurdaki gidişata bağlı olarak. Döviz kurları ve enflasyon için swap anlaşmasının hala önemli olacağını, Türkiye'nin bu yıl turizm gelirindeki ve ihracattaki ivme kaybını ve bunun finansmanı telafi için bir swap yoluyla gelecek bir döviz girişinin kur ve enflasyon üzerinde önemli bir parametre olacağını düşünüyorum. Bu tür bir swap anlaşması özellikle G20 ülkeleriyle olursa enflasyon 9'lu rakamlar, cari açığımız 15 milyar belki 20 milyar dolara giden bir cari açık ama finansman tarafı daha az sorunlu bir açık haline de gelebilir bu durumda. Kötümser senaryolara gidersek, yani inşallah olmaz ama o zaman büyümeyle ilgili kaygılarımızın daha arttığı, enflasyonla ilgili tabloda da yine bir miktar yukarı yönlü riskin arttığı bir tablo ortaya çıkabilir. Ama benim şu andaki baz senaryomda yıllık büyümenin eksi 2-3, yılın ikinci yarısında artı 2-3'lerde bir büyüme. Enflasyonun da 11'lerden 10 civarlarına geldiği, 9,5-10,5 arasında bir bantta olduğu, cari açığında 15-20 milyar dolarlara bile çıkabileceği bir tablo. Şu andaki öngörüm makro dengelerde bu yönde. Hocam Kemal Bey diyor ki dünyada vaka sayıları yeniden rekor seviyeye çıkarken acaba ekonomilerin yeniden kapanma riski var mı demiş. Var, bu risk var diye düşünüyorum ben. En kötümser senaryo bir İspanyol gribi. Umarız böyle bir şey olmaz. O daha tehlikeli ama bizim Mayıs, Nisan'da yaşadığımız peak, o
yükselmelere eşdeğer hareketler görürsek yine muhtemelen olacaktır. Fakat dünya biraz daha tecrübeli olduğu için bu sefer biraz daha bu izolasyonları kısmi ve lokal yapmaya çalışacak. Ama tabii ki gerçekten bilinen bir bilinmeyenle karşı karşıyayız. O bilinmeyen kısmının ekonomileri ne kadar kapattırabileceği de konusunda ancak tahminler yapabiliriz. O açıdan belirsizlik hala bence yüksek ve bir izolasyon riski bulunuyor. Yani mikro bazlı işletmeler olarak, bireyler olarak, ekonomi yönetimleri olarak da bu senaryoya göre hazırlık yapıp en iyisini temenni etmek daha doğru olur diye de düşünüyorum ben. Hocam Çetin Bey altın fiyatlarını sormuş. Yani altın hiç düşmüyor, daha da çıkıyor. Nereye gider acaba fiyatlar demiş. Az evvel Goldman Sachs'ın bir raporundan bahsettik. 2000 dolar tahminini yine ortaya koydu Goldman Sachs. Yani altın yükselirken böyle tahminler yapılıyor. Geçmişte de oldu. Ama altın düşünce o tahminler yine revize de ediliyor. Ama siz mevcut tabloda altında gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani daha çıkar mı? Ne dersiniz? Çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü altın şu anda ve uzun bir süredir belirsizliği fiyatlıyor. Ve dünya ekonomisine ilişkin bazı riskleri fiyatlıyor. İşte ticaret savaşı, korumacılık gibi, gelir dağılımıyla ilgili sorunların yaratabileceği siyasi riskler gibi. Ve pandeminin getirdiği buna ilave başka belirsizlikler de var. Bu yüzden 2008 küresel krizi sonrası altının ons fiyatı 1900 doların biraz üzerine çıkmıştı. Sanıyorum teknik olarak altını izleyen uluslararası yatırımcılar da orayı, o 1900 doları olası bir hani potansiyel yer nokta olarak gördüğü için önümüzdeki günler, aylarda o seviyelerin, yani bu 2000 dolarlara yakın gerçekten görülme ihtimali bence artıyor. Reel olarak baktığımızda altına, ta 1980'lerin başında çıktığı 800-900 dolarların bugünkü reel anlamı o 2000 dolarında biraz daha üzerinde bir yerlere denk geliyor. Yani dünya ekonomisinin belirsizliklerin azalması gereken bir döneme ihtiyacımız var. Biraz sanıyorum zaman gerekiyor. Bu sürecin artı tarafı şu olacak bence. Covid-19 belirsizlik yaratarak, belki bazı sorunları ön plana çekerek türbülansı arttırabilir, olumsuzlukları arttırabilir, ama o süreçlerde dünya ekonomisinin bazı sorunlarını çözmek için ister istemez çözüm arayışında dünyayı daha fazla bir araya getirecek ya da bazı çözümlerin doğmasına da yol açacak. Biraz daha sistemi belki rahatlatacak. O anlamda birkaç yıl sonrasına belki daha pozitif bakabiliriz, ama bu biriken sorunlarla birleştirince önümüzde böyle biraz türbülanslı, sıkıntılı dönemler olabilir. O süreçte altın fiyatları için genelde daha yukarıyı fiyatlama potansiyelini barındırıyor diye düşünüyorum biraz önce belirttiğim çerçevede. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Yeni haftaya başlarken hem makro tabloya ilişkin hem de piyasalara dair altın dahil olmak üzere hocamızın görüşlerini aktardık. Bir reklama gidiyoruz. Birazdan borsanın açılışına birlikte geri sayalım. Evet, geri sayımda ekonomi gündeminden gelişmeleri ve yorumları sizlerle paylaştık. Yeni haftaya başlıyoruz. Bu haftanın en önemli gündemi Perşembe saat 14'te gelecek Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu arada bugün birazdan tüketici güven endeksinin açıklanacağını aktaralım. Haziran ayına ilişkin en son Mayıs'ta %8,5'luk artış vardı tüketici güven endeksinde, 59,5 seviyesine çıkmıştı ki Nisan'da tüm zamanların en düşük seviyesi görülmüştü. Ama Mayıs'ta bir toparlanma sinyali aldık. Bakalım Haziran verisi neye işaret edecek? Bu arada yine biz kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi gibi Haziran verilerini hafta boyunca almayı sürdüreceğiz. Onu da bir not olarak paylaşalım. Borsa açıldı, %1'e yakın primle yeni gün başladı. Yeniden açılışla birlikte 114.000'in üzerindeyiz. Hatta 115.000'e de yaklaştı. 114.711 puan seviyesinde BIST 100 endeksi. Bu notlarla biz sözü devredelim. Şimdilik hoşçakalın.